Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 5. sınıf İngilizce dersi 3. ünitesinin özet bir konu anlatımı olacak. Ve bu özetin içerisinde örnek soru çözümlerine de yer vereceğiz. Ünitemizin adı Games and Hobbies, Oyunlar ve Hobiler. Ve ünitenin arkadaşlar ağırlıklı temalarından bir tanesi, konularından bir tanesi Ken. Ken ebilmek demek ve Ken'i biz arkadaşlar fiilden önce Özneden sonra kullanıyoruz cümle içerisinde. Türkçe'ye çevirirken de fiilimizin sonuna ebilmek olarak e eklemek mümkün. I can play basketball. Ben basketbol oynayabilirim. Ken'in kolay bir kolay tarafı var arkadaşlar. Ken bütün özneler için I, you, he, she, it, they, tekil çoğul bütün özneler için Ken başka bir forma başka bir şekle girmiyor. Yapmamız gereken şey Özneden sonra fiilden önce keni e, ait olduğu yere yerleştirmek olacak. You can play checkers. Sen dama oynayabilirsin. He can play the guitar. O gitar çalabilir. She can sing songs. O şarkılar söyleyebilir. Sing şarkı söylemek, song da şarkılar. We can play football. Biz futbol oynayabiliriz. They can do sculpting. Onlar heykel yapabilirler. Arkadaşlar can'i olumsuz yaparken not'la birleştiriyoruz ve e, can not'ı kısa bir şekilde kan şeklinde yazabiliyoruz. Kenden sonra üstten bir virgülümüz var. Ardından da T harfini getirdiğimiz zaman can'i olumsuz yapmış oluyoruz. I can't climb a tree. Ben ağaca tırmanamam. Örneği de görüyorsunuz resimde. Düşmekte olan bir arkadaşımız var. She can't play hangman. O hangman oynayamaz. Yani adam asmaca oynayamaz. Bakın bir harfi eksik kalmış ve asılmış arkadaşımız. Ee, Tabi e, bu sadece bir benzetme. They can't play hopscotch. Onlar hopscotch seksek demek. Seksek. Oynayamazlar. Biliyorsunuz ünitemizin ağırlıklı konularından biri de Games and Hobbies, oyunlar, oyun isimleri ve hobi isimleri. Bu arada buraya kadar olan bölümün bir tekrarında yapalım. Checkers, dama demek. Gitar zaten müzik aleti biliyorsunuz. Song, şarkı, song, şarkılar çoğul. Futbol, futbol. Hepimiz aşinayız. Sculpting, heykel yapma sanatı. Ee, bakıyorum. Hangman arkadaşlar, adam asmaca. Hopscotch, seksek. They can't play hopscotch. Onlar seksek oynayamazlar. Mary'e bakıyorum. Mary can't climb a mountain. Mary'nin durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Öfkeden kızarmış, bozarmış ve bir türlü tırmanamıyor. Mountain dağ demek. Mary can't climb a mountain. Mary bir dağa tırmanamaz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Susan can fish ya da go fishing. Bu bölü çizgisi ya da anlamında arkadaşlar. Yani biz fish'i e, fiil olarak da kullanabiliyoruz balık tutmak anlamında. Eğer önüne go'yu getirirsek balık tutmaya gidebilir demiş oluyoruz. Susan can fish. Susan balık tutabilir. Susan can go fishing. Susan balık tutmaya gidebilir. Tommy can't fish. Görüyorsunuz Tommy Susan kocaman bir balık yakalamış. Tommy hayli bozuk burada. Tommy can't fish. Tommy can't balık tutamaz. Tommy ya da Tommy can't go fishing. Tommy balık tutmaya gidemez. Bir başka örnek she can't roller a skate. O e, paten kayamaz diyen bir cümle arkadaşlar. Bir diğer örnek he can't ride a horse. Hani gidi yapamadığında nereden çıkarıyor? Sabit duruyor yerinde. Ayağın biri düz biri yamuk. O yüzden paten kayamadığını söylüyoruz. Bir sonraki resmimize bakıyoruz. Arkadaşlar maşallah atın üstünden dünyayı fethetmeye ters giden bir arkadaşımızı görüyoruz. Onun da pozisyonu he can't ride a horse. O at süremez. Ride fiili arkadaşlar e, binek hayvanlar için ya da motorsu vasıtalar bisiklet gibi sürmek anlamında kullandığımız bir fiil. He can't ride a horse. O ata binemez ya da o at süremez. My grandfather can't run. Büyük babam koşamaz. Can't run. My mother can't cook. Annem yemek yapamaz diyen bir cümle, annenin halini görüyorsunuz, mutfağın hali bin beter arkadaşlar. I can't drive a car diyor bir sonraki temsili resimde. İki araba çarpışmış, biz de onun zaten araba süremediğini anlamış olduk dolayısıyla. I can't drive a car, ben araba kullanamam. Arkadaşlar peki olumlu cümle ve olumsuz cümle yapısını gördük. Ken'le Kant'la... Peki soruyu nasıl yapacağız? Soru yapmak da kendi gayet kolay arkadaşlar. Tek yapacağınız şey öznenin özneden sonra kullanıyorduk olumlu cümlede keni. Ne yapacağız soru sorarken? En başa öznenin önüne getireceğiz. Yes no sorusu oluştururken. İki tip sorusu soru sorabiliriz. Bilgi isteyen soru ya da yes no sorusu. Yes no sorularını yapmak kolay. Yes no sorularında tek yapacağımız iş özneden soru olması gereken keni öznenin önüne getirip büyük harfle yazmak. Can you do origami? Origami yapabilir misin? Ha kenle soruyu sorduk arkadaşlar. Sorulan soruya gene kenle kısa cevap verip bırakmak mümkündür. Yes I can. Evet yapabilirim. Ya da uzun cevap verebilirsiniz. Yes I can do origami. Evet ben kağıt katlama sanatı yapabilirim. icra edebilirim. Olumsuz cevaba bakalım. Can he ride a motorcycle? O motosiklet sürebilir mi? Süremediğini resimden görüyoruz arkadaşlar. Ama onu göremiyoruz. Bu çarpışmadan sonra muhtemelen Mars'a doğru yola çıktı o arkadaş. O motosiklet sürebilir mi? No he can't. Hayır süremez. Bu kısa cevap. Uzun cevap verirsek e, fiili de ekleyeceğiz. Fiil grubunu da. No he can't ride a motorcycle. Hayır o motosiklet süremez. Şurada bir yazım hatası var. Onu düzelttik. Susan'a bakıyoruz. Can Susan fish? Yes she can. Susan balık tutabilir mi? Evet tutabilir. Balık da burada. Can Tommy fish? Tommy balık tutabilir mi? No he can't. Hayır tutamaz. E, kem gözlerle ancak Susan'a bakar. E, Elem tere fish. Kem gözlere şiş. Fish balık arkadaşlar. <laughs> Bakıyorum bir sonraki örneğe. Can they dance well? Onlar güzel dans edebilirler mi? Evet bakıyoruz her hallerinden belli. Yes they can. Evet dans edebilirler. Can she play backgammon? O tavla oynayabilir mi? Yes she can. Evet oynayabilir. E, oyun zaten bitmiş. Arkadaşlar maçı almış. Arkadaşlar bir de söylemiştik iki tip soru olduğunu. Bir tanesi yes no sorusu öteki ise Bilgi isteyen soru. Bunu da WH H soru sözcükleriyle yapıyoruz. Bakın W harfi ve H H harfi. W soru sözcükleri bilgi isteyen sorular sorarlar. Mesela Who kim demektir? What da ne demektir? Arkadaşlar o da kolay. Eğer bilgi isteyen bir soru soracaksak, biz normal Yes No sorusunda ken'i ne yapıyorduk? İşte Öznenin önüne çekiyorduk. Ee, arkadaşlar bakın Öznenin önünde Ken var. Ondan sonra yapacağımız şey ken'in de önüne en başına soru sözcüğünü getirmek. Şurada öznenin önüne get en başa getiriyoruz e, diyemeyeceğiz. Yani ken öznenin önüne gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü bu soru zaten hu diye özneyi soruyor. O zaman fiilin önünde ken var. Ken'in de önüne hu'yu getiriyorum. Who can play blind Man's buff? Kim körebe oynayabilir? Cevap Ayşe. Ayşe can play. Blind man's buff. Ayşe körebe oynayabilir. Ama burada özneyi sormuyorum. O yüzden Ken Ayşe'nin önüne geldi. En başa da what geldi. What can Ayşe do? Ayşe ne yapabilir? Ayşe can play, play blind man's buff körebe oynayabilir. What can Ali play? Ali ne oynayabilir? Ali can play basketball. Ali basketbol oynayabilir. Ali oynuyor arkadaşı da küplere biniyor. Peki. Arkadaşlar şimdi biraz örnek yapalım. Ee, bu burada bizden istenen şey şu. Write sentences cümleler yazın diyor according to the picture resme göre what can and can't they do? Onlar ne yapabiliyorlar ve ne yapamıyorlar? Şu tikler ya da cross'lar da bizim rehberimiz olacak. Şimdi birinci de bakıyorum baseball kelimesi verilmiş ve gayet güzel tikimiz de var. Demek ki oynayabiliyorlar. O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. They can play baseball. Evet büyük harfle yazdık. Yazmayalım. Düzenimiz bozulmasın. Şöyle diyeyim ben. küçük harfe çeviriyorum hemen onu. Göz devkiniz bozulmasın. They can, they can play baseball. İkinci örneğe bakıyorum. Dalmak var. Dive. He, genetikimiz var. Yani arkadaş yapabiliyor. Zaten resimde de durumunu görüyorsunuz. Gayet net. He can dive. O dalabilir diyoruz. Üçüncü resme bakıyorum. Bu arkadaşlar masa tenisi oynayamıyorlarmış. Çünkü burada bir cross işaretimiz var. Resim çok belli olmayabilir belki. <laughs> bakıyorum. She can't diyorum. She can't çünkü özlem şi. she can't play table tennis. Şöyle fazlalıkları da alıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Go camping. Gökhan kamp yapmaya gidebilir mi gidemez mi? Tek var burada. Gayet de güzel. Gider diyoruz. Gökhan can go camping. E, chess var satranç arkadaşlar. Su satranç oynayabiliyor mu, oynayamıyor mu? Ondan bahsedeceğiz. Tik olduğuna göre oynayabiliyor su. O zaman Su can play chess. Go hiking yürüyüşe gitmek. Eli'den bahsediyoruz. Cross var. Eli yürüyüşe gidemiyormuş. Yürüyüş tabii hiking uzun doğa yürüyüşleri anlamında. Eli can't go hiking diyoruz. Yürüyüşe gidemiyor yani ya sevmiyor arkadaşlar ya da böcekten işte hayvanlardan, hayvanatlardan belki de korkuyor o yüzden gidemiyor ya da imkanı yok. Peki bir diğer arkadaşlar çalışmaya bakıyoruz şimdi. Burada da diyor ki Look at the chart tabloya bakın and write sentences ve cümleler yazın. Bu tablodaki insanlar can or cant ile demiş. Yani ne yapabiliyorlar, ne yapamıyorlar bununla ilgili Araya da ent ya da bat koyun demiş. Şimdi arkadaşlar iki olumlu cümle varsa biz bunları entle bağlıyoruz. Bir olumlu bir olumsuz varsa o zaman ama yani batla bağlıyoruz. O zaman benim söyleyeceğim şey şu. Ben ilk önce bu satırların fazlalıklarını e, arkadaşlar bir alayım. E, evet ya da şöyle yapalım, şöyle yapalım. E, hiç dokunmayalım önce. Ondan sonra fazla gelen kısımları Düzeltiriz. Alıyorum tekrar geriye. Tamam. Şimdi Serkan'dan bahsediyorum arkadaşlar. Serkan'a bakıyorum. Serkan işte ne yapıyor? Futbol oynayabiliyor. Tik var. Heykel yapabiliyor. Ama ne yapıyor? Bilgisayar oyunları oynayamıyormuş. Çünkü burada bir ne var? Cross var. O zaman ben şöyle diyeceğim arkadaşlar. Önce yapabildiklerini söyleyeceğim. Serkan Ken play play uh, soccer Futbol oynayabilir e, and and ve şunu yapabilir and do sculpting ve heykel yapabilir sculpting ama diyeceğim yapamadığı şeye geçeceğim şimdi but he can't play computer games but he can't play computer games diyorum evet ve ondan sonra da fazlalıkları şöyle Alıyorum arkadaşlar. İşte yapmamız gereken şey buydu... Yapabildiğini ve yapamadığı şeyleri ifade ettik. Ee, yani bu bölümde çok da fazla vakit kaybetmek istemiyorum ama şunu yapabiliriz. Bir de Selim'e bakabiliriz. Selim'in de durumunu söyledikten sonra arkadaşlar bu bölümü geçebiliriz. Mesela Selim örneğinde de ne var? Şu var. Selim futbol oynayamıyor ama e, heykel yapabiliyor ve bilgisayar oyunları oynayabiliyor. O zaman arkadaşlar Selim diyorum Kant. Selim Kant ne yapamıyordu? Futbol oynayamıyordu. Kant play soccer. Futbol oynayamaz dedim. Şimdi ama diyeceğim. Çünkü olumsuzdan olumluya geçeceğim. But, but he can he can ne yapabiliyor? Do sculpting do sculpting He can do sculpting and diyorum. Gene çünkü olumlu bir şeyden bahsedeceğim. And e, play computer games diyorum. And dedikten sonra tekrar e, Selim demiyorum. Çünkü özne aynı. Özne değişmiyor. Play e, computer games. Evet şöyle bu bölümü de bu şekilde tamamladık. Tamamlıyoruz. Tamam. Dediğim gibi çok da fazla bunun üzerinde vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi videonun süresini çok uzatmak istemiyoruz. Bir diğer bölüme geçiyoruz. Burada look at the pictures and write sentences diyor. About what these people can or can't do. Yani bu insanlar ne yapıyorlar ne yapamıyorlar işte bunlara bakarak söyleyin diyor. E, şimdi Sıla ve Alper var. E, bunların dans ettiklerini görebiliyoruz. Buradaki tik işaretinden de dans edebildiklerini anlıyoruz. O zaman Sla and Alper can dance diyorum. Dans edebiliyorlar. Aycan yüzmek var burada. Arkadaşlar swim yüzmek fiili e, bizim için tabii fiiller de önemli. Ama bana e, burada verilen işaret cross olduğu için aycan can't swim diyorum. Aycan can't swim Evet ra, e, tamam useful resimlere bakın demiş ve cümleler yazın Ken Can ve Kantla diyor devam ediyorum arkadaşlar deniz deniz e, uçurtma uçurmak var arkadaşlar fly kiter, kite uçurtma fly de uçurmak e, gene bana burada cross verildiği için deniz can't diyeceğim fly deniz can't fly uçuramaz e kite diyorum uçurtma uçuramaz Evet bunu da yaptık. Şimdi alta bakıyorum. My brother erkek kardeşim. E, burada araba var arkadaşlar. Yukarıda ne var peki? E, drive var. Araba kullanmak fiili drive. İşte bisiklete binmek ya da at sürmek o ride ile söyleniyordu. Ama motorlu taşıtları sürmek drive. Eh, e, burada da arkadaşlar my brother can't drive diyeceğim. Çünkü bana verilen sembol görüyorsunuz burada olumsuz. My brother can't drive. Bu kısmında düzeltiyorum göz zevkiniz bozulmasın diye. Dilan arkadaşlar piyano var. Dilan piyano çalıyor mu? Çalamıyor mu? Şimdi play the piano tik var burada. Dolayısıyla ne diyeceğim? Dilan can play the piano. Can çalabiliyor. Play the piano diyorum ve bu kısımda çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçeceğim. Bir sonraki bölümde ne var? Ona bakalım. Şimdi ne demiş? "And you." Peki ya siz diyor. "Can you do these things?" Bu şeyleri yapabilir misiniz? Demiş. Kısa cevaplar verin. Mesela "Can you speak English?" diyor. İngilizce konuşabilir misin? Sen diye sorulan bir soru. Ee, örneğin sınavda da size sen diye sorulursa, siz ben diye cevap vereceksiniz. "Can you speak English?" İngilizce konuşabilir misin? Önce yes diyorum. Yes. I can. Kısa cevap veriyorum. Yes I can. Evet, konuşabilirim. Can you ride a bicycle diyor, bisiklet sürebilir misin? Bisiklette sürebiliyorum, o yüzden yes, I can diyorum gene. İşte ne demiş, Can you play chess? Satranç oynayabilir misin? Hadi oynayamıyorum diyorum, oynayamam diyorum çünkü olumsuz bir cevapta görün istiyorum. No, I can't. Hayır, ben satranç oynayamam. Can you take photos? Fotoğraf çekebilir misin? diyor. E, efendime söyleyeyim e, ee, çekebilirim diyeyim. Yes I can. Evet çekebilirim. Yes I can. Can you cook? Yemek yapabilir misin? Aslında yapabiliyorum ama hadi diyeyim ki no I can't. Hayır. En güzel anneler yapar diyeyim hadi. O yüzden no I can't. Hayır. Yapamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi en sonda ne var? Write what she can or can't do. Çiğdem'in yapabildiği ve yapamadığı şeyleri söyleyin demiş. Ee, evet bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ne görüyorum? Mesela burada e, yapabildiği şey olarak e, resmi algılamaya çalışıyorum. E, gözlük var. Valla ben bunu e, pek de bir şeye benzetemedim ama hadi yapamadığı şeye bakayım. Ya hayal kurduğu şey, hayalini kurduğu şey gitar çalmak. E, yapamadığı şey e, satranç oynamak. Ee, yapabildiği şey anlamında da resmi bir şey benzetmeye çalışıyorum ama şurada sanki ha tenis raketleri tamam arkadaşlar tenis raketleri burada da tenis topunu görüyorum o zaman şöyle diyeceğim Çiğdem Çiğdem ken aslında tenis dediği şurada gördüğümüz topun adı badminton ken play badminton topudur bu play badminton diyorum badminton evet e şimdi yapamadığı şey olarak da satranç var. O yüzden araya bir bat koyayım. Bat, bat, she can't diyorum. Play chess ama satranç oynayamaz diyor. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.